Bugün 19 Mart 2022. Dostlar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden ilk defa ve belki de son defa geçiş yapacağız. Çünkü köprü dün açıldı ve lütfedildi. Köprü bugün ücretsiz. Bakalım. Erken mi döndük? Ne yaptık lan? Köprünün girişi öbür tarafta mı? Değil. Buradan gidiyoruz bakalım köprüye doğru. Tabeladan döndük. İlk defa geçiyorum. Ben bu köprüye şöyle bakıyorum. Muhakkak ki görüntü olarak çok güzel bir şey. Güzel bir eser. Bunu kabul etmemek çok doğru olmaz. Ancak yapılma şartları ve 45 bin araçlık garantisiyle bence hazinemizdeki yeni bir kara delik olarak görüyorum ben şahsen. İlk açıklanan rakam binek araçlar için 200 TL. Daha bizim tırlar için ne olacağı belli değil. En azından ben daha henüz rakama ulaşamadım. Dolayısıyla tahminim var tabi. 35-40 Euro'nun altında olacağını düşünmüyorum. 35-40 Euro artı KDV gibi bir rakam olacak diye tahmin ediyorum. Şimdi tabelada ne diyor? İstanbul Tekirdağ 1915 Çanakkale Köprüsü Edirne. Evet, doğru güzergahtayız. Tabii gönül isterdi burayı gündüz çekeyim. Ama mümkün olmadı. Çünkü UNED'de, İzmir'de işim maalesef düşündüğümden uzun sürdü. Dolayısıyla akşam 5 sularında oradan çıkınca 5-5.30 gibi buraya gelmemde saat şu an 23.02. Bu saati buldu. Yalnız köprüye çok ciddi bir geniş açıyla yol gidiyor. Yani köprüden nereden baksanız bir 500-600 metre belki 1 kilometre geriden giriyorsunuz yola. Epeydir de geniş bir daire gibi viraj döndük. Yani neredeyse bütün yapılış aşamalarına tanık oldum. Gide gele feribotla. Buradaki ışıklandırmalar biraz eksik. Onun için bayağı bir karanlık çıkıyor. Servis alanları kapalı. Köprüye giriş öncesi servis alanı tabelası var. Ama henüz açılmamış. Tabela Tekirdağ 136, Edirne 190, İstanbul 267 diyor. Burada sağ tarafta bir servis alanı girişi var. Açık ancak tesis yok. Köprünün ışıkları görüldü. Uzakta siz de görüyorsunuz. Ama dediğim gibi değişik bir açısı oldu, geliş açısı. Yani epey genişten geldim. Bu kadar uzatmanın ne anlamı vardı bilemiyorum. Bu tabii İzmir-İstanbul otoyolunu da kapsayacak. Sanırım bu kadar geniş gelmesinin sebebi, ama yok, giriş yeri hani İzmir-İstanbul otoyolunun bağlantısı desem değil. Vallahi bilmiyorum, vardır bir bildikleri hesapları herhalde. Epey bir geniş açıyla
Yani buradan bakıldığında da bile birkaç kilometre var köprü. Yani anlam veremedim. Şöyle gerdanlık gibi duruyor Boğaz'da. Şimdi burada abuk subuk espriler yapılıyor. Çanakkale geçilmezdi, artık geçilir falan filan diye saçma sapan. O Çanakkale geçilmezin anlamını idrak edememiş kişilerin söylemleri olarak görüyorum ben onu. Hani sanki bu köprü yokken insanlar karşıya yüzerek geçiyordu Lapseki'den Gelibolu'ya. Hiçbir aydınlatma direği yok bu arada bu bölümde. İleride görüyorum bir şeyler. Telefonu tutacağım diye kolum ağrıdı resmen yalnız. Bilseydim bu kadar uzaktan başlamazdım çekime. Ama dediğim gibi ilk defa, şöyle göstereyim yine köprüyü. Köprüden önce son çıkış tabelası var. Hani girdiniz, pişman oldunuz, hesap kitap yaptınız. Baktınız ki buraya vereceğim parayla 2 haftalık pazar alışverişi yaparım diyorsan diyor buradan çık diyor. İşte köprüden önceki son çıkış tabelamız. 700 metre sonra çıktın çıktın diyor. Çıkamadın kilitlerim. Sarı yazıda. Ama inşallah bir gün gelecek bu otoyolların hepsi devletleştirilecek ve artık ücretsiz olarak geçeceğiz. Şöyle yandan da göstereyim köprü cihazımızı. Hazinenin yeni ortağı. Yani bizim yeni ortağımız. Hazine biziz. Bilseydim gerçekten bu kadar dolaşacağımızı harbiden geç başlardım kayda. 7 dakika oldu, hatta 8 dakika oldu. Daha biz köprüye ulaşamadık. Yunanistan 110 kilometre tabelası var. Burada bir çalışma devam ediyor. Yani daha burada çalışma bir süre daha devam eder diye tahmin ediyorum. Çünkü bazı siyasi sebeplerden sanırım bu yol önce açıldı. Açılması gerekenden önce açıldı diyebilirim. Bu arada Kaz Dağları geçti. Tünel hala açılmadı. Ben hep şöyle eski videolarda da belki izleyenler biliyorlar. Bu köprü bitmeden o yol tüneli bitirmeyecekler diye hep öngördüm. Şu ana kadar maalesef haklı çıktım çünkü tünel bitmedi. Ama işte gördüğünüz gibi 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete açıldı ve ilk defa şu an itibariyle giriş yapıyoruz. Haydi bismillah. Şöyle Çanakkale, güzel memleketim Çanakkale'yi göstereyim. Görüldüğü üzere 3 şerit ancak en sağ şerit henüz
cihazı. Tabii çok gösteremiyorum. Keşke gündüz denk gelseydik. Şöyle köprümüzün üst kısmı. Ne kadar yabancı ortaklı bir konsorsiyum yapsa da bu bizim malımız. Bu bizim. Bizim köprümüz bu. Ve gerçekten bir gün elitlerin değil, halkın da geçebildiği, herkesin geçebildiği bir köprü olacak. Açıkçası istatistik bilgilerine bakmadım. Hani köprünün boyutları, deniz seviyesinden yüksekliği, taşıyıcı direkleri diyeyim, onların yüksekliği vesaire vesaire, bu kısımlara bakmadım. Şu an köprünün göbek kısmı, en tepe kısmına gelmek üzereyiz. Ve şu an tepe kısmındayız. En tepesi burası. Şimdi buradan sonra inişe doğru geçiyoruz. Büyük bir köprü. Lapseki Gelibolu'ya bağlayan farklı bir hat. Üzücü bir hadise şu. İnşallah doğru değildir. Ancak haber, bazı haber kaynakları, haber kanallarında izledim. Her zaman kullandığımız feribotun sefer sayıları düşürülmüş. Ayrıca kapanış saati öne çekilmiş. Yani yarım saatte bir feribot vardı, öyle söyleyeyim. Şu an 2 saate 1'e falan düşürülmüş. Kötü düşünmek istemem ama burada art niyet var, ben açık söyleyeyim. Orada 2 saat feribotu beklememek için insanları buraya gelmeye mecbur bırakacaklar. Ha, gurbetçiler bu yolu seve seve kullanır. Aslanlar gibi kullanır. Thomas'a komaz ama bize kor abi. Bize kor. Ben 45 bin aracın %10'unu bile kurtaracağını düşünmüyorum. Ne kadar yanılıp yanılmadığımızı göreceğiz. 45 bin araç garantisi var. Göreceğiz ne kadar araç geçecek. Köprünün sonuna geldik. Kamerayı yüksek tutmaya çalışıyorum. Benim navigasyon görüntüyü kapatıyor ama kollarım ağrıyor. Sanırım 8. dakikada girdik. Yani 60-70 kilometreyi geçmedim. 17. dakikayız. Yani 9 dakikada falan geçiliyor. Tabi biraz daha hızı arttırırsak 7-8 dakikada geçirir. Feribot yarım saat 40 dakika 45 dakika civarı sürüyor. Eceabat feribotu daha uzun sürüyor. Servis alanı diyor, nakit diyor. Onlardan muhafız diye umuyorum. Çünkü haberlerde beleş dedi. Biz de onun için beleşe atladık hemen. Ve köprü buydu dostlar. Burası da giriş ve çıkış gişeleri. Hadi gişeyi de geçeyim. Ne kadar dar siz de görün. Bariyerler açık. Ya en azından İtalya'dan çok daha geniş. İtalya'da böyle hayatta geçemezsiniz gişelerden. O kadar dar ki inanılmaz. Burası da servis kısmı. Ve 1915 Çanakkale köprümüz buydu dostlar. Bunu ayrı bir video olarak koyacağım. Zaten öyle düşünmüştüm. Eğer ola ki bu bir haftalık ücretsiz dönem bitmeden Atina'dan dönersem, ki çok zor, gündüz de çekerim. Bir de o halini görmüş olursunuz. Onunla birleştiririm videoyu. Yoksa görüp göreceğimiz bu. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. İnşallah
en kısa zamanda gerçekten halka ait olduğunu da görürüz bu köprünün ve bu otoyolların ve bu tünellerin. Bu videodan bu kadar. Görüşmek üzere.